Baran Bila ve Kenan Kızılağaç Hatay'daki son durumu bizlerle paylaştı. Cumhur Çatkaya ile Osman Terkan da Çanakkale'de. Onlar da şu dakikalarda yangına müdahaleyi takip ediyorlar. Ekipler kontrol almak için uğraşıyor alevleri. Osman, geçtiğimiz saat diliminden bu yana neler aktaracaksın? Evet, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor. 18 saat geride kaldı. Dün 16.30 sularında meydana gelmişti. İlk yangın iki ayrı noktada başladı ve kısa sürede de rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı alevler. Bakın şimdi Cumhur Çatkaya'nın görüntü aktardığı yer. Bir önceki yayında çok az duman çıkıyordu ama şu anda dumanın yoğunlaştığını görebiliyorsunuz ki orada alevler görülmeye başlandı ve arazözler bölgeye girdiler. Hortum çekildi ormanın derinliklerine ve o noktaya müdahale ediyorlar. Orası neden kritik? Çünkü eğer alevler oradan yürümeye devam ederse arkasında geniş bir ormanlık arazi var. Yani hızla yayılması muhtemel. Bu kez tabii ki ekipler bu noktada bir set oluşturdular arazözlerle. Bir taraftan da Çanakkale Boğazı'nı görebildiğimiz bir noktadayız. Kuş uçuşu yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafedeyiz ve 7 kadar yangın söndürme helikopteri ve 4 de yangın söndürme uçağı bölgede. Boğazdan su alıyorlar ve bizim bulunduğumuz alana getirip o suyu boşaltıyorlar. Buradaki alevlere müdahale ediyorlar, alevler yayılmasın diye. Şimdi bulunduğumuz alan tarım arazilerinde bulunduğu bir nokta ve tarım arazilerinin bir çoğu tahrip oldu. Kullanılamaz hale geldi. Şimdi burası hemen Cumhur Çatkaya sizlere göstersin. Bakın burası da yanan noktalardan biri. 5 köyün aslında orta noktası burası. Şimdi bir taraftan da bu yangına neyin neden olduğu araştırılıyor. Ekipler bu bölgede incelemelerini yapıyorlar ama gördüğümüz kadarıyla aslında yangının müsebbibi çok net bir şekilde belli. Burası bakın ormanın girişi, giriş noktalarından biri. İçki şişelerini görüyorsunuz. Bakın onlarcası ki bu yol üzerinde daha yüzlercesi var. Şimdi daha da çarpıcı olanı, tamam bunlar bir şekilde kullanılmış, buraya gelen köylüler ya da bu bölgeyi ziyaret eden yerli yabancı turistler tarafından çöpe atılmak yerine buraya atılmış. Şimdi bakın yanan yerlerin içindeki şişeleri de göreceksiniz. Bakın büyük şişeleri görebiliyorsunuz buradan. İşte bunlar bu yangının müsebbibi diyebileceğimiz unsurlar. Çünkü Türkiye'deki orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı. Uzmanlar bu konuda, yetkililer bu konuda kesinlikle uyarıda bulunuyorlar. Özellikle de ormanlık alanlarda çöp bırakılmaması konusunda. Bakın hemen şu anda anlatırken üzerimize işte yangın söndürme helikopterlerinden biri geldi. Bambisindeki suyu muhtemelen bu alana boşaltacak. Çok yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeden su alıyorlar ve o sınır hattına, yani yolla tarım arazilerinin ve ormanın birleştiği alana döküyorlar ki alevler buradan karşı tarafa, ormanlık alana geçmesin. Bakın bir helikopter de hemen karşıdan geliyor. Gösterelim onu da. Muhtemelen az önce ekranlara getirdiğimiz o yoğun dumanın çıktığı yere müdahalede bulunacaklar. Ekipler bir anda hava hareketliliği başladı bulunduğumuz noktada. Evet, onun bambisinde de muhtemelen su var ya da bir devir daim oluyor şu anda. Çünkü boğaza gidecekler. Çanakkale Boğazı'ndan alıyorlar suyu. Hem yangın söndürme helikopterleri hem de uçaklar ki sabah saatlerinde hareketlilik başladı. Gece görüş özelliğine sahip helikopterler var. Onlar gece boyunca çalıştılar ama ne yazık ki çok geniş bir alanda alevler etkili olduğu için henüz söndürülebilmiş, kontrol altına alınabilmiş değil yangın. Ve hatta ve hatta daha da artıyor görebildiğimiz kadarıyla. Bulunduğumuz alan tamamen dumanla kaplandı. Geniş bir coğrafya. Şimdi yavaş yavaş Cumhur Çatkaya'dan da rica edeceğim. Hem helikopteri göstersin hem de bir taraftan da bakın ormanın derinliklerine doğru girelim. Yanlış alanları sizlere gösterelim. En çarpıcı görüntü işte bu şişeler. Her yerde başımızı çevirdiğimiz, kafamızı çevirdiğimiz her yerde o şişeleri görebiliyoruz. İşte yetkililerin kesinlikle uyarısı bu alanlara çöp bırakılmaması konusundaydı ama ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla ilk girdiğimiz alanda yüzlerce, yani birkaç tane de değil yüzlerce, bakın kırılmış şişeler. Bunlar mercek etkisi yapıyor. Şimdi bir taraftan da bakın üzerimizde bambisiyle geldi helikopter. Bakın kırılmış şişeler. İşte bunlar kızgın güneşte bir
mercek etkisi yapıyor ve anında alttaki o örtüyü tutuşturuyor. Kozalaklar olsun, buradaki çalı çırpı, her şeyi, yaprakları bir anda tutuşturuyor ve işte bu manzara ortaya çıkıyor. Şimdi yukarı doğru da yürüyeceğim. Yanmış alanlar, çok geniş bir coğrafya. Burası 5 köyün birleştiği nokta. Kızılkeçili mevkiinde, köyünde başlamıştı yangın. Ardından yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı ki Kemel köyünde ciddi bir panik yaşandı. Köyün tahliye işlemi gerçekleştirildi. Çünkü alevler hızla yerleşim yerlerine ilerledi. Bakın için için yanan yerleri görüyorsunuz. Burası ormanın elbette ki ilk sınır hattı. Ormanın derinliklerine ilerledikçe işte bu çarpıcı manzaranın sayısı, etkisi daha da fazlalaşıyor. Bakın bu tepe boyunca yanmış ki tepenin arkasında da az önce Cumhur Çatkaya ile bu bölgeye geldik. Elbette ki buralar müdahale edilmiş yerler ama halen soğutma çalışmaları yapılıyor. Yapılmak zorunda. Çünkü hızlı bir şekilde bura söndü zannedilse de zaman zaman yeniden o için için yanan yerlerden alevler yükseliyor ve hızla yayılıyor. Tabii rüzgar çok etkili. Öğle saatlerinde hızlı saatte 50 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bakın şu an daha açık bir yere girdim. Zaten rüzgarı da gördüğünüz etkisiyle burada sert bir rüzgar esiyor. Bakın görüyorsunuz, koca bir arazi. Buraya iş makineleri girdi. Bu alanı alevler yayılmasın diye bakın iş makineleri, burası tamamen düzlendi. İki orman birbirinden ayrıldı. İşte bir taraftan tarım arazileri var. Bir taraftan arıcılık yapılıyor bölgede. Bakın burada da evet, nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz ama bu yanan ağaçların arasında yanmadan kalabilmiş bir arı kovanı ve halen de arıların olduğunu görüyoruz. Bakın aşağıya doğru ilerleyelim. Evet, o hiç hasar almamış. Çok enteresan. Bakın geniş bir alan yine. Bu alandan alt taraflara doğru, yerleşim yerlerine doğru alevler yürüdü. Ekipler iş makineleriyle bu alana girdiler. Bir set oluşturdular alevlerin aşağıya sirayet etmemesi için. Ve başarılı da oldular. Ama önlerinde daha yorucu saatler var. Rüzgar etkisini arttırmaya başladı. Hava sıcaklığı gün içinde 30 dereceleri geçecek. Ve tabii ki nem de her geçen gün azalıyor. Günlerdir uyarıda bulunuyor meteoroloji yetkilileri. Bu da yangın riskini arttıran unsurlardan biri. Dün 16.30'da başlamıştı. Artık 18. saat geride kaldı. Ve 18 saattir hem havadan, ki karadan da müdahale gece boyunca devam etti. Arazözler, çok sayıda arazöz burada hortumları çekiyorlar. Ormanın derinliklerine giriyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ekipler, onlar ormanın derinliklerine müdahale ederken giremedikleri alanlara da havadan müdahale var. Şu anda da helikopterin hem de uçakların sesini duyabiliyorum bulunduğum yere. Az önce buraya çok miktarda su bıraktılar ki bu soğutma çalışmalarının bir parçası. Dediğim gibi sadece söndürmek yeterli olmuyor. Söndürülen alan kontrol ediliyor ki keşif uçaklarını da gördük. İki keşif gözlem yapan uçak bölgede, az önce onları gözlemledik. Burada hemen köyün semalarında bakın yavaş yavaş bir helikopterin bu bölgeye doğru geldiğini görebiliyorum. Sesi geliyor. Bambisinde yaklaşık 2,5 tonluk su taşıyabilen bir bambisi var ve o suyu muhtemelen bu sınır hattına doğru bırakacak. Çünkü rüzgar şiddetlendi ve alevler de yavaş yavaş yeniden canlanmaya başladı. Evet, görüyorsunuz bir yangın söndürme helikopteri işte bir taraftan tabii gözlem yapıyor. İçindeki teknisyen, hem pilot hem teknisyen, tespit ediyor aslında. Koordinatla bildiriliyor. O keşif gözlem yapan uçaklardan koordinatlar bildiriliyor. Ve helikopter o noktaya ilerliyor. Teknisyen de gözle bir yoklama yaptıktan sonra da alevlerin kalbine o suyu bırakıyorlar. Dediğim gibi dünden bu yana 18 saattir Çanakkale'de alevlerle mücadele devam ediyor. Henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil Deniz Kilistoğlu.